Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftar programında bir konuşma yaptı. Biz de bu konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Saat 20.08 NTV'de ana haber bülteni saat diliminin içerisindeyiz ve bu akşam önemli bir akşam. Trabzon nefesini tuttu. Dakikalar sonra başlayacak şampiyonluk maçını bekliyor. Ve biz de o yüzden bültenimize canlı bağlantılarla başlıyoruz. Bordo Mavililer Antalya Spor karşılaşmasından puanla ayrılırsa ligde tam 38 yıl sonra kupaya ulaşacaklar. NTV ekipleri Trabzon'da, birkaç gündür oradalar hem de. Gürkan Ak şampiyonluk heyecanının yaşandığı Trabzon şehir merkezinden izlenimlerini paylaşacak. Ama ondan önce stadyuma bir gidelim. Çünkü dakikalar dedik artık. Övünç orada. 11'lerde belli oldu. Hem iki takımın kadrolarını senden alalım hem de maç öncesi yaşananlara dair notların ve izlenimlerin neler Övünç Özden? Artık son 20 dakika Trabzonspor taraftarı beklediği, özlediği 38 yıldır sabırsızlığını çektiği şampiyonluğu ulaşmak için son 1.90 dakikaya çıkıyor takımla beraber. Bugün yaklaşık 40 bin taraftar tribündeki yerini aldı. Biletler tamamen tükendi. Satışa çıkar çıkmaz tükendi. 500 ile 5000 TL aralığında satışa çıkmıştı. Yurt dışından, şehir dışından ve Trabzon'un tabii ki merkezinden gelen taraftarlar stadyumu doldurdu. Stadyum etrafında da stada giremeyen taraftarların oluşturduğu yoğunluk var. Onlar da şampiyonluğun garantilenmesinin ardından takımı buradan şehre, oradan tesislere uğurlamak için hazırlık içerisindeler. Ama stat içerisinde şampiyonluğun kazanılması halinde yapılacak kutlama ile ilgili hazırlıklar var. Taraftarlara bayraklar dağıtılıyor, konfetiler dağıtılıyor, havai fişek gösterileri olacak. Tüm bunlar bu akşam Trabzonspor'un Antalya Spor'la bir bir berabere kalması halinde gerçekleşecek ihtimaller. Süper Lig henüz tamamlanmadı. Bu maçın ardından 3 karşılaşma, 3 hafta daha oynanacak. Ancak Trabzonspor'un ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 8. Bugün berabere kalırsa 9 olacak ve önündeki 3 maçta alacağı skorlar şampiyonluğunu etkilemeyecek. Bu maçın başrol kim var? Bu maçta Trabzonspor'u eğer bugün şampiyonluğa ulaşacaksa hangi oyuncular şampiyonluğa ulaştıracak bakalım. Kalede Uğurcan, savunma dörtlüsünde Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchas, orta sahada Siopis, Abdülkadir Ömür, hemen yanında Hamşik, hücum hattında Vişka, Canini, Cornelius, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olmuştu Trabzonspor. O kadrodaki efsane isimler hala Trabzonların aklında. Kalede Şenol, ki Şenol Güneş'ten bahsediyorum. Hücum hattında İskender, savunmada uzun yıllar forma giyen Turgay, Necati, Kemal, Şenol. Artık formaları 38 yıl sonra Denswil'e, Hugo'ya, Puchas'a, kaleci Uğurcan'a bıraktılar. Bugün artık bakalım kupayı kaldırmayacaklar. Kupa töreni bugün değil. Eğer şampiyonluğun garantilemesi halinde burada bir kupa töreni gerçekleşmeyecek. Ama o da artık önümüzdeki günlerde planlanan şekilde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından Trabzonspor'a teslim edilecek. Stadyum etrafındaki hareketlilik artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Çünkü tüm Trabzonspor taraftarı stadyumun içerisinde. Tüm Trabzonspor taraftarları artık stadyumun içerisinde dedi ve şimdi şehir merkezine dönelim bakalım biraz daha sakin mi stadyumun orası artık hareketlendiğine göre Gürkan Ak Trabzonluların şampiyonluk heyecanına birkaç gündür tanıklık ediyor. Sen neler aktaracaksın Gürkan? Övünç'ün bahsettiği gibi stadyuma giremeyenler maçı Atatürk Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyecekler. Hayır, Atatürk Meydanı sakin değil. Hatta sabahki görüntüden çok daha kalabalık. Yani şu anda gerçekten iğne atsanız yere düşmeyecek durumda Atatürk Meydanı. Burayı kutlamaların kalbi olarak adlandırabiliriz. Aslında Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde de bir meydan var, bir dev ekran var. Ama Atatürk Meydanı'nın çok daha renkli olduğunu sabahtan bu yana, sabahın erken saatlerinden bu yana çok yoğun bir kalabalık olduğunu, ancak maçın başlamasına dakikalar kala o yoğunluğun artık doruk noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Akşam saatlerine doğru 6-7 civarında bir yağmur vardı burada. Şiddetli bir yağmurdu. Bu kalabalık dağıldı. Ardından acaba gelmeyecekler mi derken şemsiyeleriyle birlikte geri döndüler ve o maç saatini beklemeye koyuldular ve şu anda yağmur yok. Hava basıklığını yitirmiş durumda. Biraz daha durgun bir havada yoğun bir taraftar desteğiyle artık Trabzonspor sadece stadyumda değil Trabzon'un her köşesinde desteklenecek.
bunu bugün için net olarak ifade edebiliriz. Dev ekran kurulduğunu söylemiştim sabahın erken saatlerinden bu yana. Şarkılarla, tezahüratlarla burada büyük bir hareketlilik vardı. İftarlarını yaptılar ve bu kalabalığı çok daha fazla yoğun hale getirdiler. Ekranlarınıza geliyor. Benim gerçekten şu anda gözüm en son insan kalabalığının bittiği noktayı göremiyor. Öyle ifade edebilirim. Sağa çeviriyorum kafamı, her yer hınca hınç dolu. Sola çeviriyorum aynı şekilde. Büyük olasılıkta da bu gece geç saatlere kadar devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederse, o ihtiyacı olan bir puanı alabilirse bugün Antalyaspor karşısında, herhalde sabah erken saatlere kadar buradaki şampiyonluk coşkusu sürecek gibi gözüküyor. Belirttiğim gibi Atatürk Meydanı'nda gerçekten iğne atsanız yere düşmeyecek durumda şu an. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu. 11 gün önce operasyonda yaralanmıştı. Sözleşmeli er Nurettin Uzun hastanede ne yazık ki şehit düştü. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Şırnak'ta devam eden Eren Abluka 5 operasyonunda da bir asker şehit oldu. 32 yaşındaki jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün bir çocuk babasıydı. Sözleşmeli er Nurettin Uzun nişanlıydı. Evlenecekti. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Saldırıdan bu yana Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit oldu. 4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun'un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şehidin Kabaceviz Mahallesi'ndeki baba ocağı Türk bayraklarıyla süslendi. Bir şehit haberi de Şırnak'tan geldi. Jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün, Eren Abluka 5 operasyonunda görevliydi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı bölgesinde mevzi değiştirdiği sırada dengesini kaybederek kayadan düştü ve ağır yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şırnak'ta görevli şehit asker, jandarma özel harekat personeliydi. 32 yaşındaki askerin Tekirdağ'da oturan ailesine şehit haberi verildi. Saray ilçesinde yaşayan aileyi, kentin idari ve askeri yetkilileri teselli etti. Şehidin ölüm haberini alan anne ve babası gözyaşlarını tutamadı. Şehit evine Türk bayrakları asıldı. Jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün'ün eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit asker için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'a gönderildi. Kimyevi üretim yapan fabrikada 3 işçinin ölmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Mahkemeye sevk edilen fabrika sahibi ve sorumlu müdür tutuklandı. Fabrikanın iş güvenliği uzmanı ise aranıyor. Fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlendiği de ortaya çıktı. Bomba gibi patladı. Yer sallanınca çevredekiler deprem oluyor zannetti. İstanbul Tuzla'daki yangında 3 işçi öldü. Kaçın! Kimyevi madde üretimi yapan fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı, bu nedenle 2021 yılı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendiği ortaya çıktı. Ehliyetsiz veya işte nüfus cüzdansız bir insanın dolaşması gibi bir durum aslında. Biz hani iş sağlığı güvenliği tedbirleri eksik diye düşünürken, işte orada patlamadan koruma dokümanıydı, işte yangın güvenliğiydi, kişisel koruyuculardı diye düşünürken aslında en tepedeki, en majör olan işletme ruhsatının olmadığını gördük. Hatta mühürlü olduğunu gördük. Ortaya çıkan görüntüye baktığımızda çok daha kötü bir manzarayla karşılaşabilirdik. Çünkü burası gerçekten de sanki savaş alanını andıran bir görüntü. O kadar şiddetliydi ki patlama, etrafa metal parçaları, beton parçaları bir mızrak gibi uçtu, gitti, saplandı. Fabrikadan kopan o metal parçası nasıl araca saplanmış? İşte bunun gibi çok sayıda örnek var. Gözaltına alınan fabrika sahibi ve sorumlu müdür ifadelerin ardından mahkemeye sevk edildi. İki zanlı tutuklandı. İş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Boya ve vernik, dikkatsizlik sonucu bir takım bu tip facialara sebep olabilir. Ama itfaiye raporu çıkmadan kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.
İş yeri sahibi ruhsat almak için başvurduklarını söylese de herhangi bir talep yapılmadığı tespit edildi. Tüm iş yerleri yılda iki defa Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından denetlenmesi genel teamüldür, bildiğimiz bir olaydır. Ama tabii ülkenin geniş coğrafyası ve sayısının yetersiz olması nedeniyle bu gecikmelere sebebiyet veriyor. Bu da denetimin olmadığı yerlerde bu tür pervasız hareketlerle insanların akıl almaz bir şekilde cesaret edebildiklerini görebilmekteyiz. Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı. Başta İstanbul çıkışındaki otoyollarda olmak üzere pek çok noktada kuyruk oluştu. Otogarlarda da yoğunluk vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kocaeli'de trafik denetlemesine katıldı. Ramazan bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu oluştu. Viyadüklü tüneller bölgesi olarak bilinen Derince-İzmit arasında zaman zaman ulaşım aksadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgedeydi. Helikopterle trafik denetlemesi yaptı. Otoyollardaki trafik akışını havadan gözlemledi. Bayram tatili süresi boyunca yollarda 209 bin personel ve 10 bin 2000 görev yapacağını söyledi. Soylu, Gebze'de sürücülere emniyet kemerini takma ve direksiyon başında cep telefonunu kullanmama çağrısında bulundu. Yolda giderken hem kendi canımıza ve hayatımıza, hem yanımızdakilere, hem de karşımızdakilere dikkat etmek zorundayız. Trafikte aksamaların yaşandığı bir diğer nokta Bolu Dağı oldu. TEM ve D100 yollarının Ankara istikametinde yoğunluk olduğu gözlendi. Polis ekipleri Bolu Dağı tünelinde yoğunluk oluşmaması için TEM'i kullanan sürücüleri zaman zaman D100 karayoluna yönlendirdi. İzmir Otogarı, koronavirüs pandemisi gölgesinde özlediği günlere Ramazan bayramında kavuştu. Yüzlerce vatandaş tatili geçireceği kentlere gitmek üzere otogara akın etti. Otogardan günde 40 bin yolcu ve 1000 araç çıkışı oldu. İstanbullular hafta sonu bayram alışverişindeydi. Birçok İstanbullu hesaplı alışveriş için yine Eminönü'nü tercih etti. Tezgahlarda en çok tercih edilen ürünler kuru yemiş, lokum ve şekerleme oldu. Kimi kuru yemiş ve lokum aldı, kimi şekerleme ve kahve. Bayramlık kıyafet için gelenler de vardı. İstanbullular Eminönü'nde bayram alışverişi yaptı. Kafam esti, çıktım geldim. Çocuklara bir şeyler alma bahasında geldim buraya. Kendim için değil yani. Çocuklara mı, torunlara mı? Torunlara. Eminönü'nü tercih ettim, bilmiyorum. Burada daha bana uygun geldi. İstanbulluların bayram alışverişi sürüyor. Yine en çok tercih edilen yer ekonomik hesaplı alışverişin merkezi Eminönü oldu. Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yanındaki dükkanların önü bakın kalabalık. Ve İstanbullular bayram için kuru yemiş, lokum, şekerleme ve tabii ki de kahve alıyorlar. Türk kahvesinin kilosu 180, en çok tercih edilen kokteyl kuru yemişin kilosu da 85 lira. Lokum fiyatları ise 45 ila 150 lira arasında değişiyor. Eminönü'ndeki alışveriş hareketliliği 2 yıldır pandemi nedeniyle satışlardan memnun olmayan esnafın yüzünü güldürdü. Piyasa canlı, pandemiden çıktık. Elhamdülillah şeyiz, mutluyuz. İnşallah ticaret de iyi gidiyor. Bakacağız artık. Bütçemize uygun ne varsa almayı düşünüyoruz bakalım. Esnafa göre fiyatlar uygundu ama müşteriler aynı görüşte değildi. Kuru yemişlere falan baktım genellikle. Ne kadar olmuş? Çok pahalı. 200-250. 150. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene 80 lira 90 liraydı. Gramaj düşecek otomatikmen. Şeker almayı düşünüyoruz. Çocuklara ne bileyim lokum almayı düşünüyoruz. Eskiden kilo kilo alıyorduk. Yani 2 kilo 3 kilo alıyorduk. Şimdi öyle değil ki 50 gram 100 gram. Fiyatlar bizi zorlasa da gelen giden misafirin olduğu için mecbur alıyorsun. Misafire ne ikram ediyorsunuz? Misafire mesela bayram sabahı mesela bizde gelenektir. İlk geldiğinde yemek bir tattırlar. Ondan sonra kahvesidir, lokumudur, çerezidir. Fatih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesi Eminönü ve çevresinde gıda denetimi yaptı. Hijyen kurallarına uygun satış yapmayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 1 Mayıs öncesinde asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar verdi. Arslan asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam yapılması gerektiğini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonunun en fazla 2 yıl içerisinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla
en azı yok. Yani asgari ücret tespit komisyonu Temmuz ayında da toplanabilir. Biz asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını Ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenlemeyle yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayı içerisinde asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterler vardı biliyorsunuz. Enflasyonun üzerinde bir asgari ücretin belirlenmesi sağlandı. Ben aynı yaklaşımın Temmuz ayına geldiğimiz zaman 6 aylık dönemdeki enflasyon artışını dikkate alarak onun üzerinde bir yerde asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyoruz. Ankara-Atina hattında hava sahası ihlali nedeniyle yaşanan gerilim sürerken Türkiye 9 Mayıs'ta Yunanistan'da düzenlenecek tatbikattan çekilme kararı aldı. Bu kararın gerekçesi tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer alması. Türkiye Yunanistan'da düzenlenecek tatbikattan çekildi. Kararın gerekçesi tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer alması. Güvenlik kaynakları bu durumun tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri'nin tatbikattan çekildiğini bildirdi. Katılımcı ülkelerin çağrı adı Tiger yani kaplan olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede Tiger Meet adı altında tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikat bu sene 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Tatbikata Balıkesir'deki 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu 192. filo unsurlarının da katılması planlanmıştı. Ancak her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından hazırlanan belgeye Yunanistan'ın Türkiye'ye hedef alan unsurlar eklediği tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uluslararası hukuka aykırı yazılımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Ancak Türkiye'nin bu talebi Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine tatbikata katılmama kararı alındı. Güvenlik kaynakları konuya ilişkin Yunanistan tatbikatı hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış hem de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonla görüştü. Görüşmenin gündemi Ukrayna-Rusya savaşıydı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi. Erdoğan görüşmede gerek insani temas grubu, gerek tahliyeler ve insani yardım konularında Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklı selimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti. Ukrayna'da işgalci Rus güçlerinin sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Melitopol Belediye Başkanı kent nüfusunun yarısının evlerini terk ettiğini açıkladı. Rusya'nın Odessa Havalimanı'na füze saldırısı sonrasında bir pist kullanım dışı kaldı. Mariupol Çelik Fabrikası'nda kapana kısılan Ukrayna askerleri de bir ağızdan ülkelerinin milli marşını okudu. Hep birlikte Ukrayna milli marşını söylediler. Direnişe devam mesajı verdiler. Görüntüler Mariupol'de haftalardır Rus ablukası ve bombardımanı altındaki Azovstal çelik fabrikasından. Sosyal medyada yayınlanan videoda Ukraynalı sınır muhafızları olduklarını belirten askerler barış istiyoruz ama asla teslim olmayacağız diye konuştu. Slava Ukrayna! Heroim slava! Azovstal çelik fabrikasının altındaki sığınak ve tünellerde yüzlerce Ukrayna askeri ve çok sayıda sivil bulunuyor. Birleşmiş Milletler fabrikanın tahliyesi için arabuluculuk yapmaya çalışırken Rusya'nın saldırıları sürüyor. Ukrayna ordu sözcüsü Rusya'nın ülkedeki sivil altyapıyı hedef almayı sürdürdüğünü duyurdu.
Rus askerlerinin Donetsk'teki saldırılarının püskürtüldüğünü açıkladı. Melitopol Belediye Başkanı ise 150 bin nüfuslu kentte yaşayanların yarısının evlerini terk ettiğini duyurdu. Ukraynalı yetkili, Rus askerlerinin son iki ayda 200'den fazla sivili kaçırdığı uyarısında bulundu. Sahada bunlar yaşanırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile telefonda görüştü. Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un Ukrayna'ya askeri ve insani yardımı arttırma sözü verdiği duyuruldu. Moskova yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer stratejik istikrar konusundaki diyaloğun resmen dondurulduğunu açıkladı. Nükleer Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rusya'nın Ukrayna operasyonu tamamlandıktan sonra diyaloğun yeniden başlayabileceğini söyledi. Yermakov, Batı ülkelerine nükleer savaşı engellemek için resmi belgelerdeki mantığa bağlı kalma çağrısında bulundu. Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemez olduğu görüşünü takip ettiğini savundu. Rus ordusunun saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da insani dram giderek derinleşiyor. Yoğun bombardıman altındaki Mariupol ve Harkov'da yiyecek ve su sıkıntısı sürüyor. Komşular birlik oldu. Sahra mutfağı kuruldu. Yemekler pişirilmeye başlandı. Görüntüler Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Mariupol'den. Yiyecek sıkıntısına çare olarak bu mahallede sahra mutfağı kuruldu. Genel olarak yiyecekleri ordu veriyor. Ama bizim de tuz, baharat gibi evimizden getirdiğimiz malzemeler oluyor. Bazen çorba, bazen buğday yulafı yapıyoruz. Benzer manzaraların olduğu bir başka kentse Harkov. Rus ordusunun saldırılarının sürdüğü kentte yiyecek, su ve elektrik sıkıntısı devam ediyor. Halk buldukları malzemelerle açık havada yemek pişiriyor. Dün sabah da bugün gibi sakindi ama gece bombardıman başladı. Herkes binanın içine kaçtı. Harkov'da şartlar zorlayıcı ancak daha kötü koşullarda olanlar da var. Yakınlardaki bir köyden kaçan yüzlerce kişi Harkov'a sığındı. Bodrum katındaydık. Çok korkunçtu. Patlamalar nedeniyle bodrum katı sürekli sallanıyordu. Korkudan ağlayıp dua ediyorduk. Yoğun çatışmaların ardından Ukrayna ordusunun Ruska Lazova köyünü Rus askerlerinden geri aldığı belirtiliyor. Köyün çevresinde ise çatışmalar sürüyor. İstanbul'da Tuzla'da salı günü bir kuyumcu soyuldu. Motosikletle gelen soyguncular görevliyi silahla vurup ağır yaraladı. O soygunun bugün ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri nasıl bir dehşet yaşandığını gözler önüne serdi. Plakayı alın ya! İstanbul Tuzla'da salı günü gerçekleşen kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Suç ortağının kullandığı motosikletle dükkana gelen soyguncu, susturucu taktığı tabancasıyla iki el ateş açtı. Kuyumcuda çalışan 37 yaşındaki Ali Naki Yıldırım başından ve boynundan vurulup ağır yaralandı. Ardından soyguncu vitrini parçaladı. Çaldığı altınları çantasına doldurdu. Ve tüm bunlar bir dakika içinde oldu. Soyguncu dükkanın dışında da ateş açtı. Bir tanesi motorda çalışır bekliyordu. Bir tanesi de içeride çantaya doldurdu altınları gitti. Soyguncular kaçınca mahalleli dükkana girdi. Yaralıya ilk müdahaleyi kuyumcuya yakın bir yerde yaşayan doktor yaptı. Ölmüş diye çığlık attım. O şekilde çığlık atınca burada üst katta bir tane doktor, cerrah, o koşa koşa geldi. İlk müdahaleyi o yaptı. Tampon yaptı falan, kalp masajı yaptı orada o şekilde. Polis kayıplara karışan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası Ali Naki Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Mülk sahibiyle belediyenin anlaşmazlığı sokağı ikiye böldü. Eskişehir'de Büyükşehir ve Odunpazarı belediyelerinin kamulaştırma yapmadan arazilerini kullandığını iddia eden bir aile sokağı tel örgüyle çevirdi. Belediyeye tepki gösteren aile yolu tel örgüyle ikiye böldü. Sokağın bir bölümü geçişe kapatıldı. Nasıl oluyor bu iş? Nereden gelip gideceğiz şimdi? Eskişehir'de bir aile, Büyükşehir ve Odunpazarı belediyelerinin arazilerini kamulaştırma yapmadan kullandığı iddiasıyla dava açtı. İki sokağın geçtiği Vişnelik Mahallesi'ndeki arazinin etrafını tel örgüyle çevirdi.
30 seneden fazla bir zamandır üzerine yol yapılmış, belediye tarafından kullanılıyor ve müvekkillerden de emlak vergisi alınıyor. Fiilen el atılan kısım var. Bu kısmın ücretini bize ödeyin, hatta kullandığınız bedeli de ödeyin diye bir dava açtık. Şehrin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı'na cephesi olan arazi, mahalledeki Kanal Sokağı'nın da büyük bir bölümünü kapsıyor. Telle çevrilen arazi içinde sokağa kurulan bir pazarda mevcut. Siz bir kimsenin yerine hiçbir izin almadan, kamulaştırma yapmadan, herhangi bir ücret ödemeden el atıyorsunuz, yol yapıyorsunuz, orada pazar kurduruyorsunuz. Pazarcılar orada tezgah açıyor ve pazarcıların aldığı ödemeyi de yine belediyeler alıyor. Mahalle sakinleri yolun tel örgülerle ortadan ikiye bölündüğünü görünce çok şaşırdı. Yani insan bir şaşırıyor. Doğduğum ve büyüdüğüm bir mahallede böyle bir saçmalığın olması, böyle yolun kapatılması, yani hiçbir şey denilmez. Eskişehirli aile usulsüz kullanıma son vermek için böyle bir yönteme başvurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Yarattıkları mağduriyet için de bölge halkından özür diledi. Muğla'daki kazılarda 2100 yıllık yazıt bulundu. O yazıttaki bilgiler arkeoloji dünyasında heyecan yarattı. Uzmanlar bölge tarihinin değişebileceğini söylüyor. 2100 yıllık yazıt gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlara göre bu eser bölge tarihini yeniden belirleyecek. O bölgeler hakkında bir tartışma vardı. Fakat hep Likya'nın bir parçası olarak kabul edilirdi oralar. Fakat bu yazıt bize gösteriyor ki aslında burada yaşayan halklar Likya ile birlikte hareket etmemişler. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatih Onur başkanlığındaki ekip 15 yıldır Likya bölgesinde çalışıyor. Çalışmalarını son dönemde Muğla'nın Göcek bölgesinde yoğunlaştıran ekip 3 antik kentin birbiriyle bağlantısını araştırıyor. Son olarak Hipokome antik kentinde 2100 yıllık yazıt gün yüzüne çıkarıldı. Yazıtta Pontus Kralı onurlandırılıyor, kente yaptığı desteklerden bahsediliyor. Uzmanlara göre bu bölge tarihini değiştirecek bir bilgi. Bu savaşlarda Likya her zaman Roma'nın yanında yer aldı. Oysa bizim bulduğumuz yazıtta ise bugüne kadar bir Likya kenti olarak bilinen Hippokome antik kentinin Pontus Kralı Mitridates'in yanında yer aldığını ortaya koyuyor. Hippokome kentinin bu savaşlara destek vermesi demek kentin bir Likya kenti olmadığını gösteriyor. Pontus Kralı'nın yaptığı işleri bu kadar ayrıntılı anlatan başka bir yazıt bulunmadığı belirtildi. Eser Fethiye Müzesi'ne götürüldü. Bursa'da öğrenciler örnek bir çevre projesi hayata geçirdi. Doğa gezileri düzenleyen, pazarlardan topladıkları atıkları değerlendiren çocuklar oyuncaklarını bile geri dönüşüm malzemesinden yapıyor. Doğayı geziyor. Pazardan topladıkları atıklardan gübre hazırlıyor, geri dönüşüm malzemeleriyle oyuncak yapıyorlar. Burası Bursa'daki Millet Mahallesi İlköğretim ve Anaokulu. Okul öncesi öğretmeni Eda Özkan, Avrupa'daki okullar için oluşturulan bir topluluk olan E-Twinning'e katıldı. Bu sayede öğrenciler, onu Türkiye'den, ikisi Romanya ve Hırvatistan'dan 12 okulla yürütülen projede görev aldı. Mavi ve Yeşil Ellerimde adlı çevre projesi kapsamında çocuklar doğa gezileri yaptı. Okul çevresindeki pazardan topladıkları atıklarla gübre hazırlamayı öğrendi. Burası tarım alanına müsait bir bölge. Okulumuzun da boş alan olduğu için tarımsal bir alan oluşturalım dedik. Ama gübreleme kısmını da işin içine katmak istedik. Çünkü atık çok fazla. Öğrenciler ayrıca pet şişe ve yoğurt kabı gibi geri dönüşüm malzemeleriyle oyuncak yaptı. Parayla almak yerine aslında böyle şeyler yapsak daha böyle daha güzel olabilir. Çünkü zaten bunlar da bizi eğlendiriyor. Aynı şey sadece geri dönüşüm malzemelerinden yapılıyor. Ayrıca çevre ve doğaya da katkı sağlıyor. Projeyle küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine de dikkat çeken çocuklar bölge esnafını broşürlerle bilgilendirdi. Şimdi bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra devam edelim. İstanbul'da bulunan özel bir kuşun haberiyle Silivri'de nesli tükenmek üzere olan bir kuş, balaban kuşu bulundu. Hem nesli tükenmek üzere hem de koruma altında olan bir tür bu. Balaban kuşu yaralıydı bulunduğunda bir iş yerinin bahçesinde bulundu ve yetkililer tarafından koruma altına alındı. Balaban kuşunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceği açıklandı.
Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya bayram tatiline hazır. Yetkililer yoğun ziyaretçi akınına karşı da bir dizi tedbir aldı. Vatandaşlar tatil boyunca doğanın tadını çıkaracak. Yemyeşil ormanları, yaban hayatı ve hayvanat bahçesiyle Ormanya. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ramazan bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kocaeli'de 2000 dönüm alana kurulu Ormanya'da 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları yer alıyor. Kızıl geyik ve karaca gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan park, doğa sevenlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Keçi, koyun, at ve deve gibi hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesi de özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Doğal Yaşam Parkı Ormanya, havaların ısınmasıyla yoğun rağbet görmeye başladı. Bayram tatilinde ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor. Bu nedenle parkta bir dizi tedbir alındı. Alanda tüm dezenfeksiyon işlemleri, işte peyzaj alanlarında hazırlıklar yapılıyor. Aynı zamanda bir yoğunluk bekliyoruz. Onun için öncesinde otoparklarımızda ve giriş bölümlerde gerekli düzenlemeler yapıldı. Çevre inlerden de kente giden ziyaretçiler gün boyu doğanın tadını çıkarıyor. Bültenimizi bu haberle noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.